Mutlu günler değerli dinleyenler. Bugün üniversitemiz nöroloji anabilim dalından doktor öğretim üyesi Mustafa Çam hocamızla Dünya Parkinson günü dolayısıyla özel bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın 11 Nisan Dünya Parkinson günü. Güncelde bir konu işleyeceğiz hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nöroloji anabilim dalı öğretim üyesiyim. İki ay önce görevime başladım. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. ...Parkinson günü nedeniyle de buradayız. Hı hı. Parkinson nedir ve kimlerde görülür, ne sıklıkta görülür? Dilerseniz önce bununla başlayalım, hastalığımızı tanıyalım. Halk arasında titreme hastalığı olarak da bilinir. Genellikle yaşlılarda, yani 60 70'li yaşlardan sonra... ...beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla, ölümüyle giden bir hastalıktır. tanımayacak olursak bu hasara bağlı olarak... Yürüme bozukluğu, ellerde titreme, dengede duramama, hafıza kaybı gibi bulgularla gider. Peki hocam Parkinson'un belirtileri nelerdir? Yani e, titreme dışında herhangi bir bulgusu var mı bu hastalığın? Gençlerde e, görülebiliyor. E, buna biz tabi e, genetik daha çok ön planda olduğu için. Ee, gördüğümüz bir durum. Ailesel Parkinson Hı -hı. dediğimiz bir durum. Ama en sık görülen e, şekli 60'lı yaşlardan sonra yaşlılarda görülen e, tipidir. Hı. Peki hocam hastalar farkında olmadan başka doktorlara gidebiliyor mu? Yani Parkinson olduğunun farkına varabiliyor mu hastalarımız? Ee, tabii. Artık günümüzdeki çalışmalar e... Parkinson'un bilinen motor bulguları dediğimiz titreme gibi yürüme bozukluğu bulgularından önceki durumlarını ortaya çıkarmıştır ee, Ne bileyim e, koku bozuklukları hafıza bozuklukları e, unutkanlıklar ne bileyim romatizmal e, belirtiler deri bozuklukları eklem bozuklukları Bunlar da e, bu hastalık motor bulgulardan önce görülebilir e, Bu yüzden değişik doktorlara gidebilirler hı hı. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Parkinson'la ilgili merak edilenleri hocamıza burada canlı yayında sorabiliriz. Radyo Comu Edu .tr adresinden mesaj gönderebilirsiniz bizlere. Ee, hastalık nereden ve nasıl kaynaklanır? Bu konuya da değinelim hocam. Evet, beyindeki hareket koordine eden bazal ganglionlar dediğimiz bir merkezimiz var. Bu substansya nigra olarak ifade ediliyor. Hı, hı. ...burada dopamin üreten hücreler var. Ee, bu hücreler bir şekilde e, ölüyor, e, dejenere oluyor. Bu %40-60 kayıba ulaştıktan sonra... E, ...bu Parkinson'un motor bulgulu dediğimiz... ...titreme, hareket bozukluğu gibi bulgular ortaya çıkıyor. E, ama bu kayıp, e, bu dopamin hücre, üreten hücrelerin kaybı... 4-6 yıl önce başlıyor. 4-6 yıl çok belirgin bir bulgu olmayabiliyor. Nöroloji ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Mustafa Can hocamızla Parkinson hakkında konuşuyoruz. Ee, hocam titreme ve hareketlerde yavaşlama evet. konusuna bir daha geçelim. Dilerseniz bunu biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Yani titreme genellikle tek elde başlar. Para sayma şeklinde istirahatte ortaya çıkan tipik bir titremedir uykuyla kaybolur. Ee tremoru adına verdiğimiz tipik bir titremedir. Hı hı. E, hastalara göre değişebiliyor mu mesela? Sağ kol çok titrer, sol kol daha çok? E, yani belirgin bir e, şey do demek doğru değil ama... Hı hı. ...genellikle bir tarafta başlar. Tek sağ veya solda başlar. En çok kol eklemlerinde mi titreme oluyor? En çok ellerde e, görülüyor. Tek elde başlıyor. Hı hı. Daha sonra diğer ele yayılabiliyor. Ama e, iki elle de olsa baskın olan bir taraf oluyor... Peki hocam, çokça da şu tanım çıkıyor karşımıza. Rigidite ne demektir? Rijidite, katılık olarak tanımlayabiliriz. Bu vücudumuzu kasan ve gevşeten kaslarımız var. Birbirine zıt çalışan kaslar. Bunların arasındaki koordinasyonun kaybolması nedeniyle ortaya çıkan katılık durumu şeklinde tarif edebiliriz. Peki bunu biz romatizmal hastalıklarla karıştırabiliyor muyuz? Evet, yani bu sertlik ağrıya yol açabiliyor. Kontraktür dediğimiz eklem deformitelerine yol açabiliyor. Bu yüzden hastalar yanlışlıkla romatoloji doktorlarına gidebiliyor. Peki hocam, şimdi şöyle bir soru da sorabilirim size. Mesela eklem kırıkları sonucu olan bir ameliyatta da evet. Parkinson yaşa bağlı olmaksızın ee, ...gözükebilir mi? Sonuçta sinirler... ...zarar görebiliyor. Evet. Eklem kırıklarında. Evet. Mesela el kırıkları ya da... ...dirsek kırıklarında. Ee, Parkinson tetikler mi bu diyebilir miyiz? Ha yok. O, öyle bir şey... ...düşünmek doğru olmaz. Hı -hı. Bu... ...beyin hasarıyla ilgili bir hastalık. Yani beyindeki... E, ...dopamin dediğimiz e, bir hormonun... ...üretimindeki aksaklıkla... ...ilgili bir hastalık... E, tetikleyip tetiklemediği tabii belki tetikleme durumu hı hı. olabilir ama asıl neden beyindeki beyin merkezli. aynen aynen peki hocam e, ilerleyen dönemlerde ne gibi kötüleşmeler oluyor bu hastalıkta çok sinsi ilerleyen bir hastalık evet sinsi bir şekilde ilerliyor e, titremeyle başlayıp e, yürüme güçlüğü hareketlerde yavaşlama daha sonra e, postür yani dediğimiz e, dengede duramama durumları ortaya çıkabiliyor. Hastalar e, giderek yatağa bağımlı, tekerlekli iskemleye bağımlı hale gelebiliyorlar. Yine ilerleyen dönemlerde e, demans bulgusu dediğimiz hastalarda unutkanlık, artık günlük işlevlerini yürütememe durumları da gelişebiliyor. Hocam şimdi bu hastalık psikolojik olarak da insanları evet. sanırım çok etkiliyor. Aynen, aynen. Özellikle belli bir yaşın üstündeki hastalarda Evet e, kişilere bağımlı duruma geliyorlar, bağımlı konuma geliyorlar. Evet, gelebiliyorlar. Bu da sanırım hastalığın bir diğer dezavantajı. Aynen, yani sonuçta e, hastalığın kendisine bağlı depresyon durumu ortaya çıkabiliyor. Çünkü günlük yaşamı kısıtlanan hastalar doğal olarak yaşamdan kopabiliyor İstediği gibi özgürce hareket edemek hastayı ruhsal anlamda yıkabiliyor. Bunun yanında motor bulgu dediğimiz hani titreme hareketlerde yavaşlama bu hastanın bir de non motor dediğimiz bir yönü daha var. Yani depresyon dediğimiz psikiyatrik yıkımın olduğu bir dönemde oluyor. Buna bağlı da depresif bulgular olabiliyor. Peki hocam şimdi beyin fonksiyonları evet. etkileniyor. Evet. E, hafıza kayıpları gibi davranışsal bozukluklar gibi evet. sonuçlar da karşımıza çıkabiliyor mu bu hastalıkta? Evet yani sonuçta beyindeki yıkıma bağlı süreçte sadece dopamin değil de ilerleyen süreçlerde başka merkezlerin de hasarına bağlı olarak demans tablosu demans dediğimiz halk arasında bunama denen durum ortaya çıkabiliyor ama bu tabi Alzheimer tipi hani en bilinen şekliyle de Alzheimer ile de Parkinson hastalığına Hı -hı. bağlı... ...bir bunama durumu ortaya çıkabiliyor. Ayırt etmek tabii ki nöroloji uzmanlarının... ...ve ilgilenen uzmanların işi. Ama bu hafıza kaybı biraz daha değişik. Genellikle yürütücü işlev dediğimiz... ...planlı hareket edememe, koordine hareket edememe... ...şeklinde ortaya çıkan bir bunama. Geri kayıt kısmen korunabiliyor ipucu verirseniz hastaya e, hatırlayabiliyorlar. Bu biraz daha değişik bir bunama şekli. Çanakkale'de Parkinson hastalığına yönelik bir sayısal verimiz var mı? Tahmini de olabilir bu. E, benim tabii Çanakkale ile ilgili şu an çok bilgim yok ama... ...yüzde bir iki civarında olduğunu düşünüyorum. Peki hocam. Peki bu illere göre değişiyor mu acaba? Yani. Anladım. E, çevresel etkenler Hı -hı. söz konusu olabilir... Ee, onun için tabii ayrıca bir e, sosyodemografik çalışma yapmak Hı -hı. lazım. Ama yeterince elimizde veri yok şu anda. Hı -hı. Ee, tedavi olarak peki hangi aşamalar izleniyor? En başta Parkinson olarak geldi bir hastamız. Ha, evet. İlk başta ne diyoruz? Yani e, ön kesin tedavisi yok maalesef Hı -hı. Parkinson hastalığının şu ana kadar. E, semptomatik tedavi veriyoruz. İşte titreme varsa titreme yönelik, katılık varsa katılık, yürüme varsa yürümeye yönelik. Tedaviler veriyoruz. Yani yerine koyma tedavisi diyebiliriz. Yani sonuçta dopamin kaybı olduğu için dopamini yerine koyucu tedaviler veriyoruz. Hocam bir de e, araştırırken bu hastalığı çokça evet. karşılaştım. Tedavi yöntemlerinden biri olarak beyin pili ameliyatıyla evet. e, tanıştım aslında. Bu beyin pili ameliyatını gerçekleştiren hocalarımız var. Var. E, başarılı olan operasyonlar da var. Tabii. Bunun hakkında biraz bizi aydınlatır mısınız? Tabii. Yani bu cerrahi tedavi aslında 1800'lü hatta 1900'lü yıllardan beri uygulanan bir yöntem. 1948'e kadar, 50'lere kadar cerrahi tedavi yapılıyormuş bu hastalıkla ilgili. Fakat bu dopaminerjik tedavilerle yerine koyma tedavisiyle bir süre terk edilmiş. Ama şimdi son 20-30 yılda tekrar Cerrahi tedaviler e, revaçta e, ne yapılabilir? İlaca yanıt alınamayan hastalarda değişik uygun hastalarda uygun cerrahi tedaviler e, verilebilir. Yani bir değişik cerrahi tedavi yöntemleri var. Bu pil koyma dediğinizde e, en çok popüler olan tedavi şu anda. Hocam çok sağ olun bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Parkinson hakkında bize çok önemli bilgiler verdiniz yarın 11 Nisan Dünya Parkinson günü biz bu programı bu nedenle yaptık. Evet. Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çam hocamızlaydı. Kampüs Özel programında bir diğer programda tekrar görüşmek ümidiyle tekrar sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.